Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Yenidən hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Və bu saat olan buraxılışımızda biz nələrdən danışacağıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Biz invaziv radiologiya nədir, siz gəlməyiniz bir üsullardan biridir. Və varikoz xəstəliyindən əsər çəkənlər siz insanlara yaxınlaşın. Çünki biz varikoz xəstəliyinin qeyri-cərrahi müalicə metodları haqqında danışacağıq və qonağımızı təqdim edim. Qonağımız Rəmiyyəl Medikal Sentra Türkiyədən dəvət olunmuş invaziv radioloji uzmanı Ömür Gəncədir. Hoş gəldiniz, Ömür Bəy, sağ olun. Ömür Bəy, invaziv radiologiya, belə deyək, indi siz bizə məlumat verəcəksiniz, çoxdan mı var sizdə, yoxsa yeni mi gələn bir şeydir və nə üçün nəzərə tutulur? Buyurun. Şimdi invaziv radiologiya bu yıllarda var aslında, ama yavaş daha popüler olmaya başladı. Çünkü tedavi günümüzde artık gayri cerrahi metotlarla tedavi uygulanan branşlar biraz daha ön plana çıkmaya başladı. İnvaziv radiologiya da bunların en önünde gelenlerden bir tanesi. Şimdi radyolojiyi kullanarak, yani görüntüleme metotlarını kullanarak, ultrason, tomografi, MR gibi görüntüleme metotlarını kullanarak cilt üzerinden veya damar içerisinden tedavi uygulayın. Ama sadece bir iğne deliğinden, yani bir kutu, ameliyat vesaire cerrahi olmadan bir iğne deliğinden, cilt üzerinden uygulanan işlemler, işlemleri kapsıyor. Bu anlamda tabii geniş bir aralıkta hizmet veriyoruz aslında. Bunun içerisinde onkolojik gelişimler dediğimiz ise kanserle ilgili gelişimlerden tutun. Bizim bugün konuşacağımız varikoz hastalığının işte gayri cerrahi muayenesine kadar geniş bir spektrumda hizmet veren bir branş aslında. Tabii bunun üzerine radyolojik üzerine yapılan bir ihtisas kolu gibi de kabul edilebilir. Kızlarımızı giderek o hale gelir. Bütün hizmetler var mesela. Yani invaziv muayene metodudur. Birazdan indi biz hansı hastalıkların muayenesinde tespit olduk bu haftada danışarız. Evet. Ama belə deyik, necə ki indi hal-hazırda cerrahi muayenelerde, cerrahide çok küçük deliklerden ameliyatlar yapılır. Evet. Bu ise tam iğne vasitesi de bu gayri cerrahi bir metod. Evet, aynen dediğiniz gibi. Biz sadece belki küçük bir yüksür kesesiyle bir santimetre geçmeyen kesilerden gerçekleştirilen tedavi metodları. Dediğim gibi ya cilt üzerinden bir lezyona ulaşılarak yapılıyor ya da zaman içerisinde iğneyle dinlenerek yapılan tedavi metodlarını kapsayan bir uygulama alanı. Aynen öyle. Birazdan tabii ki varikoz xəstəliyinin müalicəsindən danışacağıq, ama indi insanlara da maraqlı olacaq ki, məhz bu invaziv radiologiya hansı xəstəlikləri müalicə edir? Hə, dediniz, dəri üzərindən, damar daxilindən müalicələr aparır, ama hansı orqanlar müalicə edir? Şimdi öncəliklə uğraşdığımız ön təbəbində başlayan bu işə damar. Kalp kısımdaki diğer bütün organların damar içerisinden hem görüntülenmesini ayrıyorsunuz, yani ayrıca dediğimiz kesin yapılmasını, hem de bu damar içerisinden tedavilerini taşıyan. Bunun en başında da işte beyin kasar damarında meydana gelen balonlaşmalardan başlayarak bütün ayak ucuna kadar olan damarlarda görülen rahatsızlıklara, damar kısalıklarına ya da damar daralmalarına, kafeosiklerine bağlı damar daralmalarına müdahale eden bir uğraş. Bunu işte çoğunlukla balon, stent gibi bu damar kısalıklarını açmaya yönelik tedavileri de kapsıyor. Aynı kalpte olduğu gibi. Ama aynı zamanda bildiğiniz gibi toplar damar içerisinde oluşan işte varikoz hastalığına müdahale ediyor. Yine yeni yeni gelişmekte ve uygulama alanı gelişmekte olan drop tedavisinde, Google drop ediyor, gayri cerrahi de ve drop tedavisini de kapsıyor. Bu yine ameliyatın gayri cerrahi ve lokal anesteziyle yapılan bilim ilişki işlem ve ameliyattan kurtaran bir işlem başladı. İlerleyen dönemde belki ona da ilgili konuşma şansımız var. Yani ben kozdan da aşamdan sonra aslında zor dediğiniz bir zaman saklandı ama maraklı olacak ki zorun bir cerrahi muayenesi bir cerrahi seçildi. Yani Allah'ın bütün organlarını tabii ki damarlarla teşhis olmuştur. Kızda, iri damarlarla ve o damarlarda olan istenilen problemi hemen invaziv radyologiyle çözebilirsiniz. Peki yani keçi damar varikoz hastalığına ve varikoz hastalığı ile damar hastalığının bariz bile bir nümunesidir ki hem de çok üzdü olan bir şeydir. Nece muayene edersiniz bunu? Yine mi invaziv radyologiye yine invaziv radyologiye. Şimdi buradaki temel prensip eskiden varikte varik damarlar, varikoz damarlar, gelişmemiş damarlar ameliyatta çıkarılırdı. Ama ameliyat yerinde ilk kalabilirdi. Sonra tekrarlama olasılığı olurdu. Şimdi biz bunu radyolojik görüntüleme yöntemiyle birleştirerek tedavi ediyoruz. Ne kullanıyoruz? Doppler cihazı, Urie cihazı.
bir nazıyla bu varistoz damarlara sebep olan kaynak damarı umuruz. Kaynak damarı tespit ettikten sonra bir haritalandırma oluşturuyoruz. Yani bacaktaki varis dağılımı nedir? Kaynak damar bu üst taraftan, genelde kasıktan başlıyor. Ama düz altında varikozlar, damarları bir plastikte görürüz. Dolayısıyla bir kasaya kadar onu damarın içerisine iğneyle girerek lazer uygulamasıyla kapatıyoruz. Eskiden ameliyatlardan damarı artık lazerle kapatıyoruz. Dolayısıyla ameliyat gibi bir anestezi gerektiren, hastanede kalmayı gerektiren bir işlemle hastaları kurtarıyoruz. 1-2 saatlik gibi bir süreç sırasında hasta tamamıyla tedavi olmuş ve daha kalıcı bir tedavi, daha kesin bir tedavi, daha kesin bir net olarak anlaşılmış artık yapılan çalışmalarla ortaya konmuş bir tedavi. Nazarlı bu damarı kapattıktan sonra kalan varikoz damarları içerisinde gerekirse çocuk tedavisi de uygulayıp o damarları da kapatmasını yapıyoruz. Hatta bir dönem varikoz çorap kullanıyoruz. Ama hastayı içinden gücünden alıp alan herhangi bir şey olmuyor. Yani bu nedenle hasta tedavi olduktan sonra herkesi bir normal iki gücüne ise gidip orada çalışmaya devam edebilir. Normal günlük işlerini yapabilir. Bir dinlenme, yatak istirahatı veya hastanede kalma gibi bir işler kesinlikle söz konusu değil. İşte bu tedavinin en güzel tarafı bu. Yani hastayı çok kısa süreli ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştıran bir şekilde tedavi şansı sanıyoruz. Yani biri başa çıktım ki bu iri ölçülü damarlar muayenesi için ne kadar zor da iri daha kalın ya yani böyle solucan vari dediğimiz daha kozuntulu kalın yani damarlar daha kesin ve daha hızlı tedavi sonuçlarıyoruz. Ama bu demek ki de işte hani öbür daha çok bayanları, kadın hastaları rahatsızlık veren solucan vari ya da bizim mavi yeşilisi gördüğümüz varislerde de o zaman kesik tedavisi gidiyoruz yani ya da... Yani kombine edilsiniz, deneyi kombine edilsiniz. Onlarda birkaç seans gerekebiliyor. Yani estetik amaçla yapılacak, görsel amaçla yapılacak tedavilerde birkaç seans gerekebiliyor. Ama kalın varislerde genelde tek seansta tedaviyi bitiriyor. Ardında, evet o vakaslarımızda halihazırda hani bizi dinleyenler, varikoz testlerinde evde çekenler. Bir medikal sentre müracaat edebilirsiniz. Çünkü Türkiye'den devlet olunmuş müracaat radyoloji uzmanı Ömür Gencer orada bak bu zaman tetkilerinin aradan kaldırılmasını hayata geçirir. Ömür Bey, niye bak varikoz testlerine esrinde daha çok hanımlarda sanki rast geldi. Belki beylerde de var ama onlar yani deyimlerine evet. Göre dinlenebilirler bunu. Tehlikeli hastalık mı? Bazen sadece buna bir estetik problem gibi bakılır ama bildiğimde de bir seyahatçi için insanın da çok tehlikeli bir tehlike taşıyor. Tabii ki özellikle bu konuştuğumuz kalın var işte. Hayatı bir oluşturabilecek boyuta gelebilir. Bunun birinci tarafı zaman sürecine yayılarak geliştir. Zaman içerisinde bacak dolaşımı yavaş yavaş bozulur. Cilt dolaşımı bozulduğu için bacakta kapanmayan yaralar olur. Buna nasıl bir tedavi yaparsanız yapın, o varikoz damarı tedavi etmeden bu yara geçmez. Bu uzun vadede yavaş yavaş oluşacak bir şey. Bir de her an oluşabilecek bir şey var. Bu da damar içerisinde tromb olması, yani trombüs dediğimiz gibi de damar içerisinde kutu oluşması. Bu kutu oluşması risk yaratabilir işte. Hem olduğu bölgede kızarıklık, sislik, ağrı gibi şikayet yapabilir. Hem de oradan bir sıslı parçası kokup dolaşıma katılır. İşte solunum yollarında aşkı yerdeki damara kaçabilir. O sıkıntı yaratabilir. Tabii o hale gelmesini istemeyiz. Yani biz varikoz damarı gördüğümüz artık tedavisi de kolay olduğu için bir an önce tedavi etmek ve hastalık sağlığına çalışmak ve hem de indi halihazırda eğer bu tür invalidist metod varsa, bir cerrahi metod varsa niye de biz sağlamlığımızı düşünmeyelim? Hem estetik problemde hem sağlamlığımız bakımında çok tehlikeli diyebilirim yani o dediğimiz problemlerden dolayı. Başka bu varikoz testleriyle demek istediklerimiz varsa beyin mesleğine biraz zorla da bağlı varsa çift savaşlarımıza da maraklı olacak. Buyurun. Şimdi varikoz hastalığı biraz önce sayılır gibi aslında imade bilmemesi gereken bir şey. Ciddi alınması gerekir. Başladıktan sonra ilerleyen bir hastalık. Bunun derman kullanarak, mazı kullanarak bir tedavisi mümkün değil. Çünkü öyle olsa hastalara başlangıçta onu versek ve tedavi etsek. Bir tek ve tek tedavi şansı şu anda günümüz kuşunda değil bu tedavisi. Bir nazarla kombine yapılan tedavi. Dolayısıyla hani artık bu eskiden söylemelerinde diğer varikoz hastalığından tedavi oldun mu, ameliyat oldun mu bu tekrarlar. Böyle bir şey artık bir yok. Yani bu sağlık söyleyeceğim ki
deyək ki, lazerlə o damarlar orada quruduldu, yəni müalicə oldu. Yenidən təkrarlanma ehtimalı var mı? Bu yapılan çalışmalar sırasında artıq 2-5% arasında bir təkrarlama olasılığını listeştirdi. Eskiden bu 15-20% kadar təkrarlama olasılığı vardı. Bu da aslında bir tedavi olmak taşınmalarına sebep oluyordu. Artık neredeyse tam yakın bir sonuç alınma durumu var. Sonra işte de artık bundan tersine gerek yok. Yani hastalığı tedavi olması, sağlıklarına kavuşması en istediğimiz şey. Çox gözəl bir daha xatırladım. Varikoz xəstəliyindən əziyyət çəkənlər və mərmək qatlarına müraciət edəcəksiniz. Ağrısız, qansız, tamamilə konfor şəraiti siz varikoz damarlardan, yəni varikoz xəstəliyindən azad ola bilərsiniz. Biz də gəlin keçək bir zobdan danışaq, çünki diqqətimi çəkdi, dediniz ki, həmin o invaziv radioloji metodlarla həm də zobu da müalicə etmək olur. Demək ki, bu da bir deyil cərrahi, yəni metodlar zobun müalicəsi sayılır. Buyurun, nə deyə bilərsiniz? Bu hastalığı biz Türkiye'de doğa tırdı. Doğa tır hastalığı bir tiroid tezi dediğimiz ve vücudumuzun enerjisini sağlayan ana organlardan bir tanesi olan bezin büyümesi. Nasıl büyümesi? Bunun içerisinde yuvarlak yuvarlak nodül dediğimiz oluşumların olması nedeniyle bezin büyümesi ve yeterli işleri görememesinden kaynaklanıyor. Eskiden bu nodüller tek tek toplanıyordu ya da işte bir kısmı çıkarılıp bir kısmı bırakılıyordu. Dolayısıyla tekrarlıyordu yine bu hastalığı. Şu anda günümüzde en aktif uygulanan tedavi bezin, yani zob, guatr bezinin tamamen alınması ameliyatla. Bu sefer de hasta ömür boyu ilaç kullanmak, derman kullanmak durumunda kalıyor. Çünkü tiroid hormonu üretilmezse vücut bitkin düşer, hiçbir işlem yapamayız. Bunu derman yoluyla alıyorsunuz. Ama bizim gayri cerrahi metotta, hani bunun belli koşulları var, her hastaya uygulanmıyor. Ama uygulanabilen hastalarda en ideal tedavi çözümlerinden bir tanesidir. Bu modül dediğimiz büyümüş yapılar içerisinde yine bir diş üzerinden iğneyle girerek lokal elektriz altında bu damarı modülü yapıyoruz. Dolayısıyla yerinde ölen bir doku yavaş yavaş küçülüp hastada meydana getirdiği şikayetlerin kaybolmasına, özellikle estetik olarak hani burada çiftliğin verilemesine, eğer bası yoksa soluk borusuna, işte yandaki meydana falan, onlarla ilgili olan şikayetlerin verilemesine sebep oluyor. Yani balacalaşmasına. Evet. Aslında önceler bile diye insanlar Türkiye çare metodlarla evet. Çalışırdılar ki zoblarını devlet zobunu elde edeceğim. Müstelik metodlardan istifade edildiler. Ne bileyim mumcukla sanırlar, o kullanırlar. Hatta ne bileyim, bilmiyorum bence hayvanlardan da kullanırlar. Evet. Ama doğrudan onun esası yok idi. Çünkü o ispatlanmamış bir şeyler. Evet. Ama şimdi ispatlanmış yeni metod var ki o doğrudan da zobu demek ki elde edilmiş. Bu tabi bir ilgi olarak konuşursak biz bunu yayın olarak konuşmamız lazım. Avrupa'da dergilerde vesaire belirtilen yayınlarda özellikle Kore'de yaygın bir hastalık bir zor kanadalı. İlk çalışmalar da oradan gelmiş durumda. Yaklaşık 2000 bir hafta kadar bir çalışma yayınlamış durumda. Yani 2000 hastalık bir çalışma büyük çaplı bir çalışmadır. 2000 hastada da sonuç aldıklarına göre %90-95 üzerinde sonuç alınmış durumda. Dolayısıyla artık tedavi meselesine girilmişte ve kabul gören bir tedavi metodu girilmiş durumda. Tabii ki ümumiyyətlə bütün sahələrdə belədir. Tibbdə də yəni daha da bütün çalışmaları çox diqqətlə aparırlar, çox testlər aparırlar və sonda əgər ispatlanarsa, təsirini taparsa və effektiv olarsa o metodu təqdim edirlər artıq yəni ictimaiyyətə və təsdiqini tapmış metodu demək ki, bir effektiv metodlardan sayılır. O zaman zorla bağlı da müraciət edə bilərlər mi sizə? Yəni, tabii ki, yani, bununla ilgili bir ön değerlendirme, uzun ile basarak da bunu bir tedavi için uygun mu değil mi, onun kararlaştırılması gerekir. Bir sistem de bunu yine uzun ile basarak lokal edilmesi lazım da yapıyoruz. Ömür Bey, siz gelmişsiniz ve Mer Medical Center'da çalışıyorsunuz. Ne için müddet burada olursunuz? Tamaşaçılarımızı bilmek istiyorum. Ayda bir hafta kadar burada olduk. Ayda bir hafta ve Mer Medical Center'da. Bu hafta sonuna kadar da buradayım. Bir de müdahale etmek isteyen hastalarımız olursa MR'ye bastırabilirler. Bir de böyle bir sual verin size. Bu damar hastalıklarıyla bağlı varikozdan danıştık. Varikoz hastalığının önceden yaranacağı, yaranmayacağı belli olacak mı? Var mı öyle bir muayene metodu ki muayeneye geçirsen ve siz risk altındasınız. İlerlerde size varikoz olacak. Var mı böyle bir metodu? Bunun öncelikle hastalık uyarıcı şeyler olabilir. Kırmızı şikayetler evet. Bu nedir? Hani dışarıdan bacak üzerinden görünen bir varikoz damar yoktur. Ama hastada büyük sorunlu olan, hayatta kaldıkça artan bir bacak ağrısı varsa, bacak kapısı oluyorsa, gece uykudayken
burada hiç girme geliyor. Kramp ağzında spazmlar olup uykuda uyandırıyorsa hastalık bacakları. Sudurga değil bizde. Sudurgalar olursa böyle. Evet, öyle bir şey olursa bu varis olabileceğinin işaretidir. Bu durumda ne yaparız? Nasıl test ederiz? Gerçekten varis var mı yok mu diye. Yine uyu cihazıyla doklarda mesela biz içerideki damarlarda, o kaynak dediğimiz damarda başladı ilk hastalık. O damarda bir kaçak var mı? O damar iyisi, güzel çalışıyor mu? Onu test ederiz. Eğer varsa bir bozukluk, bu gizli varis durumudur. Yani dışarıdan görülen bir şey yok ama hastada şikayetler var. Bunu da uyu cihazıyla ortaya koyabiliriz. Eğer varsa da o aşamada bile tedavi etmek mümkün. Aha, demek ki mümkündür. Bir de coğraflar ifade edilir. Doğru. O coğrafları siz mesela çok nadirle muayene ettikten sonra da tespit edersiniz mi? Ve niçin müddet ifade etmelisiniz? O çorapları hastada istediğiniz bir tek şey var ameliyattan sonra dediğiniz gibi yatak istirahatı yok. Evde kalmak gerekmiyor, hastanede kalmak gerekmiyor. Bir tek istediğiniz bir şey var. 20-25 gün kadar ya da bir ay kadar o varikoz çorapları kullanması. Onun bacak ölçüsü ne diyor? Bu çok önemli. Bacak ölçüsüne uygun olmazsa bile istediğiniz şartlarda olmayabilir. Ve mümkünse iyi bir çorap kullanarak bir ay boyunca o bacaklarında sıkılığı sağlayacak ki bizim yaptığımız tedavi tam anlamıyla otursun ve kesin bir sonucu ulaşabilir. Yaklaşık bir ay gibi bir süre kullanmaları gerekiyor sorumlu. Bir söyleyin ki bak bu önemli mevzulardan değil mi? Çünkü bir kısmı belki insanlar üzeri gidip apteklere müracaat edirler. Dediğiniz gibi öz ölçülerine uygun olmayan coğraflar evet. Alırlar. Belki de bu en tersini gösterebilir. Yani bunu tepkimin gösterişiyle, yani teminatı neredeyse o coğrafı yani almak lazım. Yani mutlaka bacak ölçülerine göre alınması gerekiyor. Hangi insanlığı almışsa bacak ölçülerine göre olmazsa bir defa yeri çorap alırsanız yani bedeninizden bir büyük beden çorap alırsanız o zaman varikoz çorap giymelerini alabiliriz. Bu sırasında hem ona para vermiş olacaksınız, kendi istifade sorunlarına. Ya da çok dar bir çorap olabilir. Bu sefer çok dar hafta bir hafta eder yine giyemez. İki gün kullanıp çorabı atar. O yüzden bir kaliteli bir çorabı uygun ölçülerde kullanırsanız bunu alıştıktan sonra bırakması da zor geliyor aslında. Bir ay sonra biz bırakın dediğimizde hastalar diyor ki bir alıştık yüksek olur mu? Ben de diyorum tabii ki diyebilirsiniz yani çorap sizin. Benim için zorunlu süreç bu an bu kadar. Yani bundan sonrası isterseniz bacaklarınızı dinlendirmek, ileride olabilecek kılcal sürede bayıklar vesaire olursa onları önlemek amacıyla kullanabilirsiniz yani. Ama ameliyattan sonra, yani ameliyat dediğinde o prosedürden sonra damarların böyle oradan maliyetinden sonra invaz etmesinden, coğraftan başka, başka hangi gösterişlerini bulur ki onlara müsait faktörlerini riayet etmelidir. Mesela her hafta bir derman ifadesi veya idman olar mı olmaz mı? Şimdi varikoz hastalığında en iyi yapılabilecek iki spor idman. Yürümek ve yüzmek yani bu hem varikoz tedavisi öncesinde hem de sonrasında hastalara önerdiğimiz şeyler. Bunun için de yürümek. Hatta biz tedavi isterse hastaları diyoruz ki biz çıktıktan sonra yarım saat 45 dakika yürüyüşe. O verdiğimiz ilaçlar dağılsın, damarlar iyice otursun, hava almazsın. Onun dışında bir istediğimiz hani çok sıcak ortamlarda uzak durmaları. İşte, tamam, sauna, kaplıca gibi. Çok sıcak banyo gibi şeylerden uzak durmaları. Çünkü bu damarları genişletici etki gösteriyor. Özellikle operasyon olmayan varikoz hastalarda bu sıcak ortamlarda şikayetler iki kat artıyor. Belki işte şimdi tam yaz aylarından çıktık. Bu yaz aylarında herkesin şikayetleri artmış durumda. Bugün, dün bugün gelen hastalardan hep böyle gitti. Yaz aylarında inanılmaz şikayetleri vardı. Ve belki bir sıcakla birlikte bu damarlar iyice gerleşiyor ve buna bağlı şikayetler artıyor. Teşekkürümü bildiren Ömür Bey verdiğiniz mevzulara bile teşekkürler. Sevgili tamaşaçılarımız, tartışmalarımızın konuğumuz ve Ömer Medical Center'a Türkiye'den devlet olunmuş invazif radyoloji uzmanı Ömür Gönül'deydi. Benim hizmeti tamaşaçılarımız daha bir bura hoşmuş olan şahsı ve ben yine de bildiğim bile 8. mikrofonda birleşen ve dışarı mağazasına teşekkürümü bildireceğim. Görüşleriz sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Vice sponsors.